Evet, gençlik ve yetişkinlik döneminde olmasından en çok korktuğumuz madde bağımlılığı, oyun bağımlılığı, kumar bağımlılığı, ders çalışmama sorunları, devamsızlık sorunları, dikkat sorunları, kavgacılık, şiddet eğilimi, hırsızlık, riskli ve sağlıksız cinsel deneyimler. Aslında bunların hemen hemen hepsinin altında dürtüsellik sorunu yatar. Bu konudaki en büyük tedavi hazzı, zevki erteleyebilme becerisidir. Bu beceri eğer çocukken öğrenilmezse ileride çok acı deneyimlerle, musibetlerle öğrenilmeye çalışılır. Birçok uzman arkadaş ilaçsız olmaz dese de dürtüsellik konusunda en etkili yöntem çocukken hazzın, zevkin ertelenmesini öğretmektir. En iyisi bunu bir örnek üzerinden anlatmak. Diyelim ki çocuk o an ekran süresini kullanmak istedi. Siz de tabii ki kullanabilirsiniz ama saatin geldiğinde dediniz. Çocuk da hemen istedi. Belki ağlayacak, öfkelenecek, kendini yerlere atacak. Bunlar olurken sizin bir yetişkin olarak sakin kalabilmeniz harika bir örnek olur. Çocuğun ısrar ve öfke tepkileri anne baba için sorun olarak tanımlanır. Aslında bu doğal bir tepkidir ve bu tepkiler aslında beynin dürtü kontrolünü geliştirmesi için en etkili deneyimdir. En etkili deneyimdir. İşte bu deneyimin beyinde yarattığı etkiyi hiçbir ilaç yapamaz.